Merhaba. Fatoş Görce ben. Ilınış Festivali'nden sevgiyle dönüşümü aktarıyor olacağım şimdi size. Evet, sevgi deyince hepimizin farklı şeyler anladığını çok iyi biliyoruz. Ben belki de bildiğiniz şeylerden bahsediyor olacağım. Belki de çok farklı şeyler akacak şu anda. Ben sevginin her boyutta kişinin kendi iç enerjisi olduğunu, aslında sistemin özünün sevgi olduğunu aktarmak ve bununla ilgili belki hayat deneyimlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle sevgiyle dönüşüm başlığı altında yayına vermiş olduğum bilgide sevginin ve dönüşümün ne olduğu hakkında çok kısa bir bilgi aktarmak istiyorum. Tabii ki benim bakış açımla. Sevgi içimizdeki özden, içimizdeki özümüzün enerjisinin doğduğumuz andan itibaren bizim bedenimize, bizim enerji alanımıza, hücrelerimize yüklenmiş olan aslında yaşam enerjimiz. Yaşam enerjimizin içindeki o öz sevginin varlığı bizi şu anda yaşamda tutan, hayatımızın her alanında bize yön veren, sistemle bir olmamızı sağlayan muhteşem bir enerji bütünlüğüdür aslında. Dönüşüm dediğimiz kelime ise sadece ve sadece hayatımızda var olan, varlığından memnun olduğumuz ya da olmadığımız her ne alan varsa onu daha iyi bir formuna, daha iyi bir versiyonuna çevirmek istiyorsak eğer, bununla ilgili yapacağımız her bir değişim ve bizi bu dönüşüm yolculuğuna götürecek olan bir değişim sinyalidir aslında. Peki değişim dediğimiz şey aslında bizi biz yapan, bizi karakterimizi, kimliğimizi oluşturan değerlerin değişimi midir? Yoksa hayatımızın içinde bizim bazen içimizi sıkıştıran, bazen bizi yoran, bazen de işin içinden çıkamadığımızı düşündüğümüz anları değiştirmek midir? Tüm bunlara birlikte bakıyor olacağız. Öncelikle sevgi, evet, bizim içimizdeki enerji ve o enerjinin aktarımı olmakla beraber kişisel ilişkilerimizde, hayatımızın içindeki kendimizle olan ilişkimizde sevgi aslında kabul etmek demektir. Kabul etmek. Neyi kabul etmek? Seviyorum dediğimiz her ne varsa hayatta onu olduğu gibi kabul etmek. Sevgili bilim insanı Einstein'ın bir sözünü ben hep severim ve severek de paylaşırım tüm çalışmalarımda. Şimdi de sizinle onu paylaşmak istiyorum. Hatalarınızı sevin. Peki hata sevmek ne demek? Hatayı sevmek ne demek? Ya da hatalı olduğumuzu kabul etmek ne demek? Hatayı sevmek, yaptığımız hatayı kabul etmek anlamında bunu ben paylaşıyorum. Eğer yaptığımız hatayı hata olarak tanımlamak yerine deneyim olarak görebilir ve gördüğümüz bu deneyimden ders alabilirsek, bir sonraki adımımız hata olmaktan çıkacak, deneyim olacak ve yaşamımız içerisindeki o parçamızın bize olan bir öğretisi olarak hayatımıza akacak. Diğer bir anlamda bizim hata olarak gördüğümüz her şey aslında bizim için bir deneyim. Bizi ileriye götürecek olan bir bilgi. İçimizdeki bilgeliğin bize sunmuş olduğu muhteşem bir bilgi. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta şu. Yaptığımız hatanın aslında bize bir öğreti olduğunu kabul ederek bunu tekrarlamamayı seçmek. Yani kendi seçimlerimizi ortaya koymak. Çünkü tekrarladığımızda bu bizim seçimimiz haline dönüşüyor. O halde seçim bize ne getiriyor? Kendi seçimimiz olması dolayısıyla seçimlerimizin hayatımıza aktarmış olduğu düşünce ve davranışlar da yaşamımızın alışkanlığı halinde hayatımızda akmaya başlıyor. İşte bu noktada hayatımızda akan her bir seçimimiz eğer düşünce boyutunda bizi mutlu etmiyor ve bizim içimizi sıkıştırıyorsa, işte o zaman kendi içimize kapanmaya başlıyoruz. Her bir kapanış, her bir reddediş enerji alanımızda bir tohum gibi ekilmeye başlıyor. Ve biz o tohumları görmezden gelip gerçekten hangi enerjiyle beslenmesini
hazırlamayıp bu enerjiyle beslemedikçe hayatımızın dönüşümünü aslında sınırlamış oluyoruz. Yani kendi hayatımızın dönüşümündeki en büyük engel biz oluyoruz. Şimdi bu noktada ne yapalım? Nasıl düşünmemiz gerekiyor? Nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Tüm bunların küçük küçük örneklerle aktarmak istiyorum. Sevgiyle dönüşüm, hayatımızdaki olan her şeyi sevgi penceresinden bakarak onun kendisinin en iyi versiyonuna dönüşmesine yardım etmek, ona yol göstermek, onunla birlikte ilerlemek yapmamızı önereceğim şey. Çünkü biz insanların bu dünyadaki tek bir yaşam amacı var. Tüm insanlığın, hatta bütün canlıların ortak bir yaşam amacı var. Tüm yaşam yolculuğunu en iyi şekilde kişinin sevgiyle, saygıyla, birlikte ve bir enerjisinde bu yolculuğu tamamlayabilmesi. Hepimizin öncelikli olarak ortak yaşam amacı yolculuğumuzu sevgiyle tamamlamak. Her bir yolculuk beraberinde yan yolları da getirir bilirsiniz. İşte bu yan yollar nedir diye baktığımızda, o yan yollarda her bir kişinin kendi yaşam yolculuğundaki hayat deneyimleriyle önlerine sunulan örnekler, çözümler, seçenekler. Karşımıza çıkan her seçim bir düşüncemizle eşleşir. Kendimize dair yaşam yolculuğumuzda biz sevgiyi hak ediyor muyuz? Ya da sevgi nedir biliyor muyuz diye baktığımızda şu gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Ben sevgi nedir hiç bilmedim ki. Sevgiyi nasıl yaşadım, nasıl deneyimledim? Sevgiyi bana anlatılma şekliyle hiç benim istediğim gibi olmadı gibi bilinçaltımızda ekilmiş olan tohumlar gün yüzüne çıkıyorsa, işte şimdi tam değişim zamanı. Bunları fark ediyor olmak, demek ki kendi içimizdeki zamanında ekilmiş olan tohumların belki de bizim ya da içinde yaşamış olduğumuz ailenin kendi deneyimleriyle olmuş olan belli tohumlar belki karşımıza çıkıyor. İşte bu tohumları şimdi dönüştürme zamanı. Nasıl dönüştüreceğiz onları? Onları görerek, onları fark ederek, onlara sevgiyle bakarak. O sevgi bizim kalbimizden akan sevgi. Bazen dillendiremeyebiliriz sevgiyi. Dillendiremediğimiz zamanlarda bunu davranışlarımızla gösterebiliriz. Her bir davranış içindeki sevgiyi barındırdığını hissettirdiği zaman karşındakine, o hisle sevgi olma halini tüm hücrelerinde yaşamaya başlar insan. Bu süreç sevgiyi önce kendisiyle olan iletişiminde görmesini öneririm hepimizin. Biz kendimizi seviyor muyuz peki? Sevgiyle dönüşüm derken çevremizdeki herkese sevgiyi yansıtalım, onların dönüşümüne aracı olalım, onların en iyi yaşam amacına ulaşabilmesi, en iyi şekilde yoluna yürüyebilmesi için onlara destek olalım derken biz kendimize ne kadar destek oluyoruz acaba? Kendi içimizdeki sevgiyi nasıl görüyoruz? Kendimizi nasıl eleştirip yerin dibine batırıyoruz bazen? Başkasına çok samimi davranırken kendi içimizdeki özbenliğimizin bizi sevgiyle saran o sistemin özünün içindeki o sevgi çekirdeğini biz gerçekten fark edebiliyor muyuz? Hep ben şunu söylerim. En iyi yolculuk insanın kendine olan yolculuktur. Peki biz kendimize giderken kendimize olan sevgiyi kendimizi dönüştürmek için kullanmakla attığımız ve atacağımız adımlarda ilk adımımızın kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek olduğunu söylesem size nasıl gelir acaba bu duygu? Evet, kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek. Einstein'ın dediği gibi hata da yapıyorsak hatamızı severek, hatamızı görerek ve kabul ederek. Eğer ben hatamı görmekten vazgeçersem, hatamı görmekten imtina edersem ve onu görmezden gelirsem, bana ait olan bir parçayı, o parçamı benden uzaklaştırmış olurum.
Peki o halde sevgiyle dönüşümü nasıl gerçekleştirebilirim kendime dair olan bir parçamı görmezden gelirsem? Kendime dair olan bir bilgeliği gözümün önünden tamamen kaldırıp nasıl en iyi versiyonuma dönebilirim sorusuna cevap aradığım zaman şunu görüyorum. Her neyse o hata olarak tanımlanan deneyim, o noktada benim yapabileceğimin en iyisiydi. Hayatımda öğrenmek için karşıma çıkan bir dersti. Ki ben o dersi görmezsem, o dersten geçerli notu nasıl alabilirim? İşte tüm bu sorulara bakacak olursak, her bir deneyimimizin bizim için bir bilgelik öğretisi olduğunu kabul etmekle başlamak çok önemli sevgiyle dönüşüm yolculuğunda ilerlerken. Hatalarımızı tekrarlamadığımız sürece, onlardan ders aldığımız sürece içimizdeki sevgi coşmaya başlayacak. Şimdi sevgiyle ilgili bilinç evrenimize ekilmiş birçok tohumlar olduğunu gerçek. Bilinç evreni diyorum. Evet, bilinç evrenimiz tıpkı toprak ananın, doğa ananın, o güzellik, yaratıcılığın içine ekilen bir tohum gibidir. İşte bizim bilincimizde kendi bedenimizin, ruhumuzun ve zihnimizin üçünün bir bütün olarak oluşturmuş olduğu bir insani beden içerisindeki toprağımızdır aslında bilincimiz. Peki biz oraya ektiğimiz o tohumları neyle besliyoruz? O tohumların nasıl yeşerip filizlenip kendi yaşam yolculuğumuzda bize en iyi bir şekilde hizmet vermesi için hangi düşüncelerle besliyoruz? İşte bu noktada ektiğimiz tohumun düşüncelerinin aslında toprağa ekilen tohumla eşdeğer olduğunu görebiliriz burada. Nasıl toprağa ektiğimiz iyi bir tohumu en doğru şekilde besleyip muhteşem bir ürün almak bizim için mutluluk kaynağı ise bilinç evrenimize ekmiş olduğumuz düşüncelerimiz de bizim duygularımızı harekete geçiren bir tohumdur. Bu düşünceler eğer olumlu titreşim yayıyorsa muhteşem bir ürün elde ederiz demektir. Olumsuz titreşim yayıyorsa işte o zaman enerji bedenimizin titreşimini, frekansını aşağı doğru çekildiğini fark etmek için geçen zaman içerisinde belli bir mutsuzluk duygusuna gireriz. Düşünün, bir tek düşünce belki çok fazla bir şey yaratmayabilir diyebiliriz. Peki bu düşünceler bir damla olmuş olsaydı, damlaya damlaya bir birikim yaratsaydı, o birikim olumsuz enerji titreşimleriyle dolmuş olsaydı, biz hangi anlamda dönüşecektik? Nereye doğru evrileceğiz? Nereye doğru kendi versiyonumuza ulaşmaya çalışacağız? İşte burada benim de mentorum olan sevgili Louise Hay'in bir olumlamasını sizinle paylaşmak istiyorum. Bu olumlama Louise Hay'in kendi kitaplarında bahsetmiş olduğu çok büyük bir olumlama olmakla beraber aslında hepimizin atalarından bugüne kadar gelen kadim bir bilgi aynı zamanda. Ektiğimizi biçeriz. Ne ekersek onu biçeriz. Bu bilgiyle paralel Louise Hay şöyle bir olumlama yapmış. Ben tüm çevreme sevgi ve neşe veriyorum ve çevremden sevgi ve neşe alıyorum. Hayat yolculuğunda eğer ben sevilmek istiyorsam önce kendimi sevmekle başlayıp çevremdekilere sevgi frekansıyla yaklaşarak önce kendimi olduğum gibi kabul edip sonra çevremdekileri olduğum gibi kabul etmeyi seçerek hayatımın enerji akışını bulunduğu yerden daha yükseğe çıkartabileceğimi biliyorum. Sevgiyle doğdum, sevgiyle besleniyorum ve sevgiyle ilerleyebiliyorum. Peki bu sevgiyi elle tutulur,
gözle görülür, bir yerden satın alınabilir mi? Bu kadar iyi ve değerli olan bir şeyi nasıl kendi bedenimizde depolayabiliriz? Nasıl kendimizi her anlamda sevgi penceresinde tutabilip ve sevgiyle yukarıya çıkartabiliriz? Şöyle düşünün. Zaten biz beden olarak içinde taşıdığımız ruh sevgiden yaratıldı ise, bedenimiz de sevginin kutsal bir yuvası olduğuna göre hem ruhumuza hem bedenimize neyin iyi geldiğini öncelikle görüp seçip hayatımıza onu almamız çok değerli. Düşüncelerimizin hem hayatımızı değiştirdiği hem bedenimizin fiziksel hastalıklardan iyileşmesine yardımcı olduğu artık bilinen bir gerçek. Şimdi tıp doktorlarımız da bütünsül şifa alanında tüm alternatifleri değerlendiren bir ekol olmaya başladı. Peki düşüncelerimiz nasıl hayatımızdaki hastalık dediğimiz duyguları, hastalık dediğimiz deneyimleri değiştirebilir? Ektiğimiz tohumlara dikkat etmemiz çok değerli. Çünkü her bir düşünce bir duyguyu ortaya getiriyor. Her bir duygu bedenimizde titreşimine göre alan açıyor. Eğer ben hasta olmaktan korkarak o korku duygusuyla ilerlediğimde hastalık titreşimi yaymaya başlıyorum. Hastalık titreşimi bir süre sonra sisteme yayılmış olan sanki ol emri verilmiş gibi hastalıkların bir şekilde evrilerek fiziksel bedenimizde kendine yer almaya başlıyor. Şimdi bunun sevgiyle bağını paylaşacağım sizinle. Hastalık eşittir. Hangi düşünce acaba? Derinliklerde yatan sevilmediğini hissetmek. Hiç kimsenin kendisini yeteri kadar sevmediğini olan inanç. Peki gerçekten bu doğru mudur acaba? Gerçekten sevilmediğimiz için mi hastalanıyoruz? Ya da gerçekten sevilmiyor muyuz? Diğer boyuttan baktığımızda biz doğuştan sevgi olduğumuzu aslında unutuyoruz. Biz doğuştan sevmeye ve sevilmeye layık olduğumuzu hatırlayamıyoruz. Özümüzün sevgi olduğunu hatırlamakta zorlanıyoruz. Kendi içinizde sıkışmışlık hissettiğiniz zaman orada hangi durum içerisindeyseniz sıkışık bir duygu olduğunu fark edebilirsiniz. Bunun için çok küçük bir bilgi paylaşacağım. Bu hissi duyduğunuzda lütfen her iki elinizi de kalbinizin üzerine yerleştirin. Gözlerinizi hafifçe kapatın. Kalp atışlarınızı duymaya başlayın. Her kalp atışı sizin bu yaşamda var olduğunuzu size gösterir öncelikli olarak. Ve sonra şu sözü tekrarlayın lütfen. 3 kez. Ben sevgiyim. Ben sevgiyim. Ben sevgiyim. Son 3 kez de sevgiyle dönüşmeye hazırım. Sevgiyle dönüşüme hazırım. Sevgiyle dönüşüme hazırım. Ve göreceksiniz bedeninizin titreşimi
yükselmeye başlayacak. İçinizdeki o üşüyen parçanız ısınmaya başlayacak. Ve bedeninizden sevgi enerjisi yayılmaya başlayacak. Bir kez kendi bedeninizde bunu hissettiğiniz zaman yayılan enerjiyle çevrenizdeki kişiler de, hatta yalnız olduğunuz oda dahi olmuş olsa çevrenizde bulunan eşyalar da bunu hissetmeye başlayacak. Alanınız genişleyecek ve alanınızdaki sevgi enerjisi yayılmaya başlayacak. Sevgiyle dönüşüm derken kendi içinizdeki sevginin yükselmesine izin vererek hem fiziksel dünyanızı hem duygusal dünyanızı kendiniz için en iyi olan yaşam yolculuğuna taşımanız demek. Bir kendinizi sevme yolculuğundaki en önemli kriter ise eleştirmek ve şikayet etmek. Lütfen kendi iç dünyanızda şöyle bir dönüp bakmanızı rica ediyorum. Kendinizi dönüştürmek istediğiniz bir yol var ise, o yola doğru giderken içinizde kendinizi eleştirdiğiniz bir anı yakalayabiliyorsanız eğer, lütfen o ana giderek kendinize şunu söylemeyi hep hatırlayın. O an her ne yaptıysam yapabildiğimin en iyisiydi. Şimdi onu görebiliyor ve sevgi penceresinden bakabilip onu kabul edebiliyorum. Eğer kendinizi yargıladığınız bir anınız varsa o anı da yakalayın lütfen. Hepimizin yaşamının her anında mutlaka kendimize dair hoşnut olmadığımız bir davranışımız, bir inancımız, bir deneyimimiz vardır. Bunların her birinin bizim için bir bilgi, bizim için bir öğreti, bizim için ileriye doğru yürüyebileceğimiz her adımda bir basamak olduğunu lütfen hep hatırlayalım. Çünkü her bir basamak, önce üzerine o basamağı hissederek bir üste bizi çıkartacak bir ara geçit gibidir. O basamakları atlayarak, o basamakları görmezden gelerek ilerleyemeyeceğimizi artık biliyoruz. Kendimizle ilgili yaşamda eleştirdiğimiz anlarımızı yakaladığımız bir an varsa demiştim. O anı görüp kabul ettiğiniz andan itibaren şuna garanti verebilirim. Artık sizi de eleştiren kimse olmayacak etrafınızda. Sizi de olduğunuz gibi kabul edecek etrafınızdaki kişiler. Her ne yapıyorsanız, her ne yaptıysanız, sevginin en büyük değeri kabul görmektir. Kabul etmektir. Şimdi kendi bedenimize doğru dönelim. Ruhumuzdaki öz sevginin enerjisinin hayatımızdaki yankılarını konuştuk. Peki bedenimizdeki yankıları, hani hastalıklardan bahsettik ya. Peki bedenimizdeki yankılar, bu hastalıklar, arkasında yatan duygusal birikimler, onlarla yüzleşmeye hazır mıyız? İçimizdeki, eğer varsa, sağlıklı olmak isteğini dile getirirken, hasta olmak istemiyorum tarzında bir ifade kullandığımızda, İçimizde kendimize doğru verdiğimiz komutta sevgiye gölge düşürerek hastalığı davet etmiş oluyoruz aslında bir anlamda. O zaman dönüşüm sağlıklı alandan çıkıp sağlıksız alana doğru ilerliyor. Lütfen buna çok dikkat edelim, hayatımızdaki kullandığımız kelimeleri hangi anlamda yayılıyor etrafa.
Ola ki yaşanmış herhangi bir olumsuz deneyim dahi olsa yaşamınızda, ona da sevgi penceresinden bakabilmeyi lütfen hatırlayalım. Bugün ve sonrasında bu videoyu izleyen her kime ise onlara sesleniyorum. Yaşamımızdaki olumsuzluk odaklandığınız her ne varsa onlara da sevgi penceresinden bakalım. Bize ne öğretiyor? Hangi öğreti için karşımıza çıktı? Onu değerlendirmek ve kendi içimizdeki o parçayı bulup onun ihtiyacı olan sevgiyi o andaki size sanki karşınızda ve sizinle konuşuyormuşçasına olan o enerjinizi görerek, hatta sarılarak o parçanıza lütfen sevgiyle yaklaşın. Hiç kimseden görmediyseniz bile o yaklaşımı siz şimdi biliyorsunuz artık. Kendinize, kendi parçanıza o sevgiyi, o sevgi enerjisini aktardığınız o an itibariyle oradaki duygu değişmeye, oradaki duygu genişlemeye ve oradaki gölgeler sevginin güneşiyle açılmaya başladığını fark edeceksiniz. İşte o fark ettiğiniz o duygu, o sizin parçanız aslında içinizdeki bir parçanın tohumun ta kendisi. Hepimiz birer tohumuz. Hepimiz birer enerjiyiz. Hepimiz sevgi parçalarıyız. Ve her birimiz bu evrende var olan tüm canlılarla görünmez bir ışık bağı ile bağlı. Bir kişinin sevgiyle dönüşümü aynı anda o ışık bağından bir başkasına, yakınındaki yörüngesindeki diğer kişilere, canlılara, eşyalara doğru sevgi frekansı yayıldığında alanın enerjisi değişecek ve o değişen enerjide farklı bakış açıları yaşamınıza akmaya başlayacak. İşte bu akış sizi belki de kapanışta alkışlayabileceğiniz bir hayat değişimine götürecek. Tıpkı Sokrates'in dediği gibi. Peki bunları nasıl çoğaltabiliriz? Nasıl yaşamamızda sevgiyle eriştiğimiz alanları çoğaltabiliriz? Şöyle bir soru sormak istiyorum. Etrafınızda en çok sevdiğiniz bir kişi var olduğunu hayal edin ya da hissedin ya da birini seçin. Ben şu kişiyi çok seviyorum. Bir bakın bakalım. Çok sevimliniz o kişi hangi değerlerini listeleyebilirsiniz? Hangi alanlarda onu çok sevdiğinizi hatırlıyorsunuz? Hangi alanlarda bazı huylarını ya da davranışlarını sevmediğinizi de hatırlayabiliyor musunuz? Tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Hani herkesi her yaptığını kabul edeceğim, her yaptığını onaylayacağım, her yaptığını evet aferin diyeceğim anlamına gelmiyor tabii ki. Sadece her ne yapıyorsa karşımızdaki kişi kişisel almadan kendi özümüzdeki sevgi penceresinden bakarak neden öyle yaptığını anlama niyetinde olup onu eleştirmeden, evet şu andaki yapabileceğin en iyisi buydu, böyle yaptı diye bakabilmektir sevgi. Bir sonraki adım, içinde bulunduğu o alandan çıkabilmesi için eğer bizden yardım talep ediyor ise, talebine karşılık yapabileceğimizin önerisini sunmak. Burada altını çiziyorum. Yardım talep ediyorsa eğer. Eğer sizden yardım talep etmiyorsa lütfen bekleyin, adım atmayın. Sadece onu onayladığınızı hissettirin. Öbür türlü sevgiyle yaklaşmak değil, müdahale etmek, hayat alanına karışmak,
alacağı dersi önüne geçmek oluyor. Ki bu da iki kişi arasında karma yaratıyor maalesef. Karma yaratmak ne demek diye aklınızdan geçen bir düşünce varsa şöyle söyleyebilirim. Onun yaşam deneyimini kendi yaşam deneyiminizin içine çekmiş oluyorsunuz. Burada müdahale etmeden sadece ve sadece bekleyip onu olduğu gibi kabul ettiğinizi hissettirmeniz çok önemli. Şimdi sevginin bir başka yönünü paylaşacağım sizinle. Bir kişiye sevdiğinizi hissettirmek ve ona sevgi aktarmak istiyorsanız sadece seni seviyorum demeniz gerekmiyor. Bazen yeterli de olmayabilir seni seviyorum demek. Eğer kalpten gelmiyorsa bu sevgi, sadece ağızdan ve zihinden geliyorsa, miş gibi yapıyorsak eğer seni seviyorum bilgisini, işte orada frekansımız yükselmek yerine düşüyor. Lütfen sevgi penceresinden bakmayı sadece seni seviyorum demek olarak algılamayın. Seviyorum derken rağmen düşünceleri olmayacak zihninizde. Zihninizden size doğru akarken koşullar sunulmaya başladığında o zaman sevgiden uzaklaşıyoruz demektir. O da bir dönüşüm yaratır. Ama yaratılan dönüşüm olumsuz titreşimler yayarak olacağından alanınızdaki her enerji belli alanlarda sizi yormaya, sizi sıkışık bir hale çevirecektir. Şimdi küçük bir farkındalık oyunu yapalım istiyorum sizinle. Gözleriniz içe dönük olsun. Ve bir gününüzü hayal edin. Sabah kalktınız. İşe hazırlandınız. Evdesiniz veya dışarı çıkacaksınız. Kendinizi izleyin uzaktan. Hangi sevgi sözcükleri zihninizden geçiyor? Ya da hangi negatif duygular hareket ediyor zihninizde, hayatın içinde, uzaktan kendinizi izlerken? Kendinizi yorduğunuz ve haksızlık ettiğiniz alanlar var mı? Onları şöyle bir gözden geçirin. Ve günün sonuna doğru kendinizi yeniden evinizde hayal edin. Ve evde sizi bekleyen sizin bir başka parçanız var. Bu parça sizin özünüzden akan sevgi parçanız. Eve geldiğinizde o parçanıza lütfen dikkatle bakın. O tüm günü yaşarken o sevgi parçanızı ne kadar görmüşsünüz? Ya da hiç gördünüz mü? Ya da hep sizinle miydi? Lütfen bu soruların cevabını kendinize verin. Eğer zaten hep sizinleyse, bravo. Sevgiyle dönüşüm için doğru adımlardasınız. Zaman zaman unuttuysanız ya da hiç hatırlamadıysanız o parçanızı, ilk kez görüyormuş gibiyseniz
Şimdi ona doğru yaklaşın. Kendi sevgi parçanıza doğru yaklaşın. Onun gözlerinin içine bakarak seni şimdi görüyorum. Seni şimdi fark ediyorum. Şimdi içindeki boşluğun sen olduğunu anlıyorum. Ve senden özür dilerim. Şimdi seni içime alarak seninle bir olmayı seçiyorum deyin. Ve sevgi parçanızı kalbinizin tam ortasına yerleştirin. Yemyeşil bir, homojen bir küre olduğunu hayal edin. İçindeki pembe sevgi kristalleriyle beraber kalp merkezinize yerleştirin. Kalp merkezinizden tüm bedeninize yayılsın. Önce fiziksel bedeninize, tüm bedeniniz sevgiyle yoğrulmuş olsun şimdi. Sonra hücrelerinize, sonra zihninize ve sonra genetik kodlarınıza doğru aksın. Sizde var olan sevgi, bir dönem unutulmuştu belki bir yerlerde. Şimdi o sevgiyle yeniden buluşuyor ve yeniden güncelleniyor. Yeniden tazeleniyor. Yeniden sevgi tohumları ekiliyor bedeninize. O sevgi tohumları sıcacık tüm bedeninizi kaplıyor şimdi. Ve siz artık sevgi ışığı haline dönüştünüz. Şimdi bedeninizin enerji alanı ve aurası ışıldamaya başlıyor. Genişliyor. Enerji alanınız olduğundan daha fazla geniş bir alan kaplamaya başlıyor şimdi. Ve bu sevgi enerjisiyle bilinçaltı kayıtlarınızda, bedeninizde, enerji alanınızda sevgi olmayan tüm kayıtlar şimdi alanınızdan ayrılıyor. Kendinizi daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. İşte bu sevgi ilahi olandan biz doğarken, dünyaya gelirken bize yüklenmiş olan ilahi nefesle kalbimize konulan sevgiyle özleşiyor. Sistemin özü olan sevgiyle buluştunuz şimdi. Şu andan itibaren hayatınızda nasıl bir değişim yapmak istiyorsanız lütfen bu anı hep hatırlayın. Şimdi bu sevginin duygusal boyutundan bahsettim size şu ana dek. Düşüncelerimizdeki yansımasını ve hayatımıza doğru akmasını. Ve şimdi Türkiye'de ilk kez benim de çalıştığım merkezde, Kimi Milya Dönüşüm Atölyesi'nde Türkiye distribütörü olarak yaymaya çalıştığımız, başladığımız Biotouch Healing diye bir başka sevgi aktarımı olan yöntemden size söz edeceğim.
Bu yöntemde felsefesi sevgiyle dönüşüm. Bu yöntem Mısır kadim bilgeliğine dayanıyor. Ve sadece dokunarak insan bedeninin biyomanyetizmasını harekete geçirerek bedendeki normal çalışmasının dışında kalan, normal çalışmadığı tespit edilen tüm organların doğduğu andaki ilk haline dönebilmesi için enerji akışını harekete geçirip bir anlamda bedeni sıfırlayıp bedenin kendi kendini iyileştirmesi için komut veren bir dokunuş. İsmi bu nedenle BioTouch Healing olarak tanımlanıyor. Bu yöntem bedenin belli noktalara, belli alanlarındaki noktalara kendisinin içerisinde sadece kelebek dokunuş hafifliğinde dokunularak bedenin enerji akışını harekete geçirmek. Bu yöntemin tek bir koşulu var. İki kişi olması önemli. Bir alan ve veren, verici, almaya hazır olan kişiye gerçekten özünden sevgi transferi yapmaya niyetli olması tek koşul. Dokunmak aynı zamanda sevginin de aktarımıdır, hepimiz biliyoruz. Dokunmak, sarılmak, sevgiyle bakmak. Yeter ki sevgiyi aktarabilecek yolları ve yöntemleri hayatımıza almayı seçelim. Ve her bir seçim bizi hayatın içinde istediğimiz en iyi halimize dönüştüreceği için yolumuzun sevgi olmasından lütfen hiç vazgeçmeyelim. BioTouch Healing'in fiziksel semptomları iyileştirmek anlamında tıbba destek verdiği bir gerçek. Bununla beraber sıkışmış olan tüm duyguların da biyomanyetizma alanındaki enerji akışı devam ederken bu sıkışık duyguların da bedenden dışarıya çıktığı denenmiş ve gözlemlenmiş bir bilgi. Bütün çalışmalarımda, bütün seanslarda, bu konuyla alakalı vermiş olduğumuz eğitimler içerisindeki de seans pratiklerinde duygusal sıkışıklıkların da çoğu zaman gözyaşıyla dışarıya çıktığını deneyimleyen biri olarak söylüyorum. İçimizde sevgi olmayan bir şey barındırdığımızda bir şekilde, bir yöntemle bedenimizden dışarıya çıkarmamız çok değerli. Neden? Aksi halde içeride biriken o sıkışmışlık duygusu kimi zaman nefesimizde, kimi zaman bedenimizde, kimi zaman ruhumuzda alanımızı daralttığı için biz ilerlemekte zorlanıyoruz. Biz yürümekte zorlanıyoruz. Canımız bir şey yapmak istemediğinde yaratmış olduğumuz bir türlü bahane ve benzeri duygularla aslında kendimizden uzaklaştığımızı fark etmek ve bunu kendimize itiraf edememek, içimizdeki sevginin bir yerlerde sıkışmış olduğunu hatırlayamadığımızdan kaynaklanıyor. Peki bunu neden yapıyoruz acaba? Bu kadar kolayken, doğarken hakkımız olduğunu biliyorken neden unutuyoruz acaba sevginin varlığını? Sevginin şifa olduğunu neden unutuyoruz? Ya da neden kabul etmek istemiyoruz acaba sevginin şifa olduğunu? Büyürken bize aktarılan bilgilerle mi acaba
bu noktadayız. Ya da yetiştiğimiz dönemde, çocukluğumuzda ebeveynlerimizden veya bizi yetiştiren büyüklerle, iletişimimizle sevgiyi gerçek anlamda öğrenemediğimizden mi kaynaklanıyor? Hepsi olabilir. Hepsi mümkün. Peki şimdi bu kadar bilginin içerisinde eskiye takılı kalmak, eskiden olan bilgileri hala yeniymiş gibi alanımızda tutmak bizi bu yolculukta nereye götürür? Geçmişte olanları geçmişte bırakmayı seçmek, geçmişi geçmişteki haliyle kabul etmek bizi daha ileriye götürürken içimizdeki gölgeleri sevgi ışığıyla iyileştirmez mi? Düşünün, şu anki yaşınızdan belki 5 yıl önce, 10 yıl önce yaşanmış bir duyguyu, belki de sevgisizlik örneği olarak tanımladığınız bir duyguyu hala canlı tutarak bu yaşımıza kadar getirdiğimizi varsayın. Ki bunlar olabiliyor. Birçok çalışmamızda bunlara tanık oluyoruz. Bugüne getirdik. 10 yıl önceydi. 10 yıl önceki benle bugünkü ben aynı olmadığım gibi 10 yıl önce yaşanmış olan bir olay da bugün de aynı enerjide değil. Peki o halde geçmişe sevgiyle dönüp bakabilir miyiz? O olan biten her şeyi bir deneyim olarak görüp, bir kabul edip, neyse ne deyip yaşandı ve bitti. Ben şimdi önüme, geleceğime, şimdiki anıma, şu an içimdeki sevgi penceresinden bakabilirim diyebilir miyiz? Düşünün içinizde kızgınlık taşıdığınız herhangi bir olay 10 yıl öncesinden bugüne gelmiş olsa, kalbinizdeki o öz sevginin içinde bir gölge olarak yer kaplamaz mı? Peki dönüşmek istediğiniz başka bir hayat biçimi varken %100 saf sevgiyle bunu dönüştürebileceğimiz bilgisi de size verilmişse oradaki kızgınlık acaba sizi neye dönüştürür? Geçmişteki o yaşamdan gelen kızgınlığı kalbinizdeki o enerjiyle beslemeye devam ettiğinizde sizi nereye evirir acaba? Gerçekten sevgiyle bir yolculuk yapmak ve dönüşmek istiyorsanız, geçmişten bugüne kadar gelen her ne yaşandıysa, onların geçmiş bir deneyim olduğunu kabul ederek, bu deneyimdeki rol olan herkesi de oldukları gibi görmeyi seçersek, oradaki kızgınlık kabule geçer. Bu anlamda affetmek kelimesini kullanmak istemiyorum. Çünkü affetmek dendiğinde bu enerji farklı da algılanabiliyor. Affetmenin bendeki karşılığı sevgi vermek. Sevgi bağışlamak. Sevgiyi sunmak. Yani kabul edebilmek. Her nasılsa olduğu gibi kabul edebilmek. Bunu neden önemli diye söylemek istiyorum. Benim için ben önemliyim. Benim için benim kalbimdeki özdeğerim önemli. Benim için benim hayatımda bana iyi gelecek enerjilerle yol alabilmem önemli. Peki ben içimde sevgi olmayan bir duyguyu barındırmaya devam edersem, içimdeki o kızgınlığı besleyen herkesi
hala kendi içimde sanki bugün yaşanmış gibi tutarsam, sevginin kapladığı alanla o kızgınlığın kapladığı alan ölçüsü değişerek kalbimde daha fazla kızgınlık olmaya başlarsa, ben kendimi nasıl sevgiyle dönüştürebilirim? Çünkü kalbimde sevgiden başka bir duyguya yer verirsem, kendi dönüşümümde o duygunun enerjisinde olmaz mı? İşte bunun için, sadece bunun için, sadece kendiniz için lütfen geçmiş yaşanmışlıkları, geçmiş kırgınlıkları ve kızgınlıkları artık kalbinizden olduğu yerde bırakma zamanı. Eğer sevgiyle dönüşüm istiyorsanız, sevgi olmayan her şeyi kalbinizden boşaltmanız gerekiyor. Kalbinizden bırakmanız gerekiyor. Artık onu taşımamanız gerekiyor. Bu sizin elinizde. Ve bunu sadece siz yapabilirsiniz. Ve ben inanıyorum ki eğer gerçekten isterseniz bu değişimi ve bu dönüşümü gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü siz bu gücü doğuştan taşıyorsunuz. Siz bu gücü doğarken beraberinize getirdiniz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Teşekkür ederim burada olduğunuz için. Şimdi bu organizasyonu gerçekleştiren tüm ekibe, organizasyonda olan her güzel ruha, öncesinde ve sonrasında emek veren herkese, dinleyene, yorum yapana teşekkür etmek istiyorum ben. Teşekkürün içindeki sevgi enerjisini de buradan dinleyen herkese yayılmasını niyet ederek sizden ricam, her zaman kendinize ve hayata teşekkür ederek güne başlayın. Bu içinde sonsuz sevgiyi barındıran bir cümledir. Her zaman var olduğunuz için, özünüzdeki sevgiyi gördüğünüz için, hayatta bir yer var, sizin için bir yer verildiği için, hem hayata hem kendinize lütfen sevgiyle teşekkür edin. Ve sevgiyle dönüşüm yolculuğunda bir parçada benden katkı varsa belki bana da teşekkür edersiniz. Sizi seviyorum. Sevgiyle kalın.